Merhaba sevgili dostum. Evlilikte eşleri birbirinden uzaklaştıran bazı davranışlardan bahsedeceğim bugün. Bu davranışlar en çok vurguladığım konuları aslında açıklayan davranışlar. Nedir onlar? Hani sevgi kendiliğinden başlamaz, kendiliğinden de bitmez diye sürekli vurguluyorum ya. Bir yandan da aslında bu davranışlar o sevgiyi azaltan, saygıyı azaltan, bir süre sonra da ilişkiyle ilgili umudu azaltan davranışlar olarak da tanımlanabilir. Her zaman vurguladığım nokta dediğim şey şu aslında. İnsanlar severek evlenirler ama bir şekilde ilişki yolunda gitmediğinde, bir şeyler yaşandığında, olumsuz bazı gelişmeler sonucunda o sevgi biter ve insanlar ayrılmak zorunda kalırlar, boşanmak zorunda kalırlar. Bazen de önce boşanırsınız, sonra sevginiz biter. Yani severek de gidebilirsiniz. Yani sevginiz umudunuzdan sonra bitebilir. Yani güveniniz önce biter, sevgi sonra biter ve siz çoğu zaman kendiniz için, onurunuz için, gururunuz için veya güveniniz bittiği için, umudunuz bittiği için de ayrılırsınız, sevgi daha sonra biter. İşte bu eşleri birbirinden uzaklaştıran diye tanımladığım davranışlarda da asıl vurgulamak istediğim nokta şu. Bu davranışlar ne kadar sık yaşanıyorsa ve ne kadar sürekli devam ediyorsa bir süre sonra eşler ayrılmaya başlıyor. Boşanmamış olsa bile, aynı evin içinde olsa bile herkes birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Herkes kendi kafasına göre takılmaya başlıyor. Birbirini umursamamaya başlıyor. Tarafların birbiriyle iletişimi azalmaya başlıyor. Kimse kimsenin ihtiyacını önemsememeye başlıyor. Bunlar önemli noktalar olduğu için de bu uzaklaştıran 10 davranışları özellikle dinlemeni istiyorum. Bu konuyla ilgili de yorumlarını da bu videonun altına özellikle yapmanı istiyorum. Hadi başlayalım. Birinci nokta şu. Memnuniyetsizlik. İster kadın olsun ister erkek olsun. Eğer evlilikte taraflardan biri memnuniyetsiz ise bir süre sonra karşıdakinin motivasyonu azalmaya başlıyor. Çünkü zihin şöyle çalışmaya başlıyor. Ben ne yaparsam yapayım zaten onu memnun edemem. Ben ne yaparsam yapayım zaten onu mutlu edemem diye düşünmeye başlıyor ve bir süre sonra önce yaptıklarını bile yapmaz hale geliyor. Ve memnun olmayan kişi de, memnuniyetsiz kişi de, ya sen eskiden bir şeyler yapıyordun, artık hiçbir şey yapmıyorsun diye sistem ederken problemin hala kendisine olduğunu bile farkına varmayabiliyor. Üzerine de karşıdakini suçlayabiliyor. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sürekli memnuniyetsiz bir profil çiziyorsanız, sürekli yapılanı küçümsüyorsanız ya da yapılan şeyleri sıradanlaştırıyorsanız, bunlar zaten olması gerekenler diye sıradanlaştırıyorsanız, değersizleştiriyorsanız bir süre sonra onlar da yapılmayacaktır. İlerleyen aşamalarda karşıdaki kişi yaptığı şeylerin değer görmediğini, önemsenmediğini, yapılan kişiyle ilgili herhangi bir etki yaratmadığını fark ettiğinde onları yapmayı bırakacaktır otomatik olarak. İşte eğer memnuniyetsiz bir davranış gösteriyorsan, eğer memnuniyetsiz bir yönün varsa bunu törpülemen gerekiyor. Aksi takdirde iltifat olmadığında marifet artmıyor, pekişme olmuyor. Karşıdaki insan senin memnun olmayacağını düşünüyor ya da senden geri dönüş alamadığı için, beslenemediği için bir süre sonra bunları kesmeye başlıyor. Bunu bir de enteresan bir şekilde bazen şurada da görüyoruz. Takdir etmeyen, onaylanmayan, bir türlü memnun olmayan kişi bir süre sonra karşıdaki de aslında ne yapıyor? Evliliğin dışına itiyor. Kişi genelde yaptığı eylemlerin karşılığını görmediğinde karşılığını görecek kişilere yatırım yapıyor. Bu başka biri de olabilir, kendi kök ailesi de olabilir, arkadaşları da olabilir, kendisi de olabilir. Yani bağlanmayla ilgili en önemli noktalardan biri sevgiyi koşulsuz vermek, ilgiyi koşulsuz vermek, takdiri ve mükafatı davranışın hemen arkasından mutlaka vermek gerekiyor. Bu karşılıklı bağlanma derinliğini artıran bir eylemdir aynı zamanda. Memnuniyetsizliği niye biraz fazla uzatarak anlatıyorum? Çünkü yapılan birçok araştırma karşımıza şunu çıkarıyor. Evlilikte özellikle bizim ülkemizde en önemli iki sorun var. Erkeğin ilgisizliği, kadının memnuniyetsizliği. Bu denklemdeki durumlar genellikle iki tarafı birbirine düşürüyor ya da iki tarafın birbirinden uzaklaşmasına neden oluyor. Memnuniyetsizlik arttıkça uzaklaşma artıyor ve bir insanı kendinize yakınlaştırmak istiyorsanız yapılan şeyi takdir edin, onaylayın. Aynı şekilde olumlu geri dönüşünüzü yapın ve bunu sıklık ve süreklilikle sürdürmeye devam edin. İkinci nokta. Var olanı değil, sürekli eksikliği söylemek. Şimdi birinci nokta memnuniyetsizlikti. İkinci nokta memnuniyetsizlikten bir tık öte sürekli eleştirmek, eksikleri söylemek,
olanı değil, olmayanı görmek. Tamam bunları yaptın ama bunu da yapmadın. Tamam 100 üzerinden 90 yaptın ama burada da 10 puanlık eksiklik var. Ya da her anlamda bir şeyleri iyi yapıyorsun ama şu eksik. Ve o eksik sanki en büyük eksikmiş gibi sürekli gündemde kalan bir eksik olarak devam ediyor. Hiçbir zaman her şeyin dört dörtlük olduğu bir evlilikte %100 mutlu olacağınızı zannetmeyin. Böyle bir şey yok. Çünkü bu ülkede sadece ekonomik durumu düşük olan insanlar boşanmıyor. Bu ülkede sadece genci, yaşlısı veya eğitimlisi, eğitimsiz boşanmıyor. Her şeye sahip olan bir insan da boşanabiliyor. Hiçbir şeye sahip olmayan bir insan da boşanabiliyor. Sen hayatında her şey dört dörtlük olduğunda, ekonomik olarak, statü olarak yaşadığın yer anlamında %100 mutlu olacaksın diye bir şey yok. Eğer öyle olsaydı onlara sahip olan insanların hiçbirinin boşanmaması gerekiyordu. İşte bu noktada dikkat etmemiz gereken en önemli şey eksikleri değil, var olanı ifade etmek ve kabullenmek. Evliliğinizi kabul etmeniz gerekiyor. Eşinizi kabul etmeniz gerekiyor. Evliliğinizi ve ilişkinizin ve eşinizle kurduğunuz denklemin parmak izi gibi sizin sisteme ait olduğunu görmeniz gerekiyor. Her evlilik parmak izi gibidir. Ve sen bunu kabul ederek bu yola çıkmak zorundasın. Ancak bu şekilde mutlu olabiliyorsun. Eğer karşıdakini sürekli eleştirirsen, sürekli eksik, yetersiz ve değersiz hissedersen, karşıdaki iki eylemden birini yapacaktır. Ya pasif bir şekilde iyice kabuğuna çekilip gerçekten kendini yetersiz, değersiz, eksik hissedecek ve o kaba tabirle pısırık, pasif birine dönüşecek. Onu o hale getirdiğin için bir süre sonra o haline getirdiğin kişiden de rahatsız olmaya başlayacaksın. Ya da bir süre buna ses çıkarmayacak ya da kendini savunacak. Baktı ki olmuyor, bu sefer o da seni aşağılamaya, eleştirmeye, yetersiz hissettirmeye başlayacak. Yani ya pasif modda kabullenici olacak ya da saldırgan modda daha fazlasıyla seni bastırmaya çalışacak. Her durumda da ilişki bozuluyor. Birini ezdiğinde de bozuluyor. Karşıdaki buna izin vermeyip o da seni ezmeye başladığında da bozuluyor. Sonuçta bu davranış doğru değil. Sürekli eleştiriyorsan, sürekli eşinin eksiklerini buluyorsan, sürekli ve sürekli yapılmayanı, olmayanı gündemde tutuyorsan bir süre sonra eşini kendinden uzaklaştırmaya başlayacaksın. Bizim toplumda eksik noktalardan biri ve genellikle çok çatışılır ama herkesin çok rahat da ifade edemediği bir konudur. Duygusallık ve cinselliği yarıştırmak. Duygusallık ve cinsellik bir ilişkide yaşanması gereken enerji kaynakları olan iki temel noktadır. Bu iki nokta birlikte yürüdüğü sürece, beraber paylaşımlar içerisinde olduğu sürece ilişkiye sürekli güç ve enerji katar. Ama maalesef birçok insan, kadınlar duygusallığı, erkekler cinselliği bir ilişkinin ana dinamiği gibi düşündüklerinde bunlar sürekli birbiriyle savaşmaya başlarlar ve sen bana böyle yapmadığın sürece ben onu istemem ya da sen bana onu vermediğin sürece ben de bunu vermem gibi bir yarışa dönüşür. Evlilikte duygusallık cinsellikten, cinsellik duygusallıktan üstün değildir. Bunu farklı farklı değerlendirmek gerekir. Bu iki farklı beslenme kaynağıdır. Hatta biraz daha basitleştireyim. Hani tam öyle olmasa bile ya biri çaydır, biri kahvedir. İkisi de bu evde keyifle içilen, keyifle tadına bakılan birer mutluluk kaynağıdır. Böyle görmek gerekiyor. Ama bir kadın duygusallığı yüceltip cinselliği kötülerse veya bir erkek sadece cinselliği yüceltip duygusallığı gereksiz görürse iki taraf birbirinden bir süre sonra uzaklaşmaya başlar. Her ikisi de hem kadının hem erkeğin ihtiyacıdır ve bu ihtiyaçları eşler birbirine gidermek ve beraber bunu yaşayarak paylaşmak zorundadır. Takdir etmemek, onaylamamak, iltifat etmemek bizim toplumun en hassas noktalarından biri. Bu konuda müthiş cimri bir toplumuz. Yani cimriliğin dibine vurmuşuz. Takdir etmeyi zayıflık zannediyoruz. Onaylamayı, alkışlamayı veya güzel şeyler söylemeyi kendi kaygımızdan dolayı karşıdakini şımaracağı düşüncesiyle bloke etmeye çalışıyoruz. Zannediyoruz ki takdir edersek kendini bir şey zanneder. Zannediyoruz ki översek havaya girer, beni değersiz görmeye başlar. Hani vardır ya işte çok değer verme sonra seni ezer. Ya bunlar gerçekçi değil. Eğer sen bir insanla 10 yıl, 20 yıldır evlisin ama hala bu kaygı yaşıyorsan söyleyeceğim tek bir şey var. Sen onu hala tanıyamamışsın. Kendi zihninde yarattığın kişiyle evlisin.
Bir insana değer vermemek için veya kendi duygularını göstermekle ilgili zorlandığın için buna sığınmanı istemiyorum. Yok değer verirsem işte havaya girer, yok işte iltifat edersem kendini bir şey zanneder. Senin iltifatın ve senin değer vermene zaten kendini bir şey zannedecekse çok vahim bir durum var ortada. Ama sen bunu yapmadığında, ilgi göstermediğinde, iltifat etmediğinde, takdir göstermediğinde, onaylamadığında bir süre sonra bunların aynısına ihtiyacın olacağı için aynısını ondan da alamayacaksın. Diğer yandan da ilişki belki sadece görevler ağına dönüşecek. İlişkide duygu yok, takdir yok, onay yok, heyecan yok. Ama herkes rolünü çok iyi yapıyor, faturalar ödeniyor, her şey dört dörtlük gidiyor, çocuğun okulu ödeniyor, borç yok, işte birikim yapılıyor ama ruh yok. İşte onun için ruhu besleyen o temel dinamikleri göz ardı etmemek gerekiyor. Duygusallık ve cinselliği ilişkide sürekli aktif olarak kullanmak gerekiyor. Bu sürekli sevişmek veya sürekli birbirine iltifat etmek olarak değil. Burada vurgulamak istediğim şey şu. Bu noktalarda çiftlerin mümkün olduğunca birbirine bu anlamda hitap etmeleri ve beraber bu paylaşımları sürdürmeleridir. Yine önemli bir nokta olarak vurgulayacağım bir şey var. O da şu. Bir tarafın diğer tarafın sürekli ailesiyle ilgili yorum yapması. Bununla ilgili çok fazla bana soru soruluyor. Ben bunu 5. kitabımda da vurguladım. Arkadaşlar, nasıl bir aileden gelirseniz gelin, o sizin aileniz. Eşiniz sizin aileniz gibi bir aileye sahip olmak zorunda değil. Benim ailem böyle bakıyor, seninki niye böyle bakıyor diye düşünerek yıllarca kavga etseniz de bir noktaya varamıyorsunuz. Bu zaten çözülebilecek bir sorun değildir. Bunun yöntemi şudur. O bağımsızdır, onun ailesi bağımsızdır. Parmak izi gibi kendine hastır. Senin ailen de senin ailen gibidir. Parmak izi gibidir, kendine hastır. Burada aileleri birbirine yarıştırmak, birbirine benzetmeye çalışmak, düzeltmeye çalışmak eşleri birbirine kırdırır ve eşler birbirinden uzaklaşmaya başlar. Karşıdakinin ailesini değiştirmeye çalışmayın. Aşağılamayın, küçümsemeyin, eleştirmeyin, hor görmeyin. Tam tersine yüceltmeyin, aşırı büyütmeyin, kutsiyetle atfetmeyin. Olduğu gibi görmeye çalışın. Çünkü çok yüceltenler istediklerini alamadıklarında da bu sefer aşağı yeri dibine sokuyorlar. Bunu da görebiliyoruz. Onun için her zaman ve her zaman eşinizin ailesini eşinizden bir yandan ayrı tutun ama diğer taraftan da bu evliliğin de bir bağ olduğunu, onların da bu evliliğin bir akrabası olduğunu da unutmayın. Siz sürekli eşinizin ailesinin eksiklerini söyleyerek, bularak, evliliğin gündemine bunu sürekli koyarak ne yaparsınız? Eşinizi kendinizden uzaklaştırırsınız. Bir süre sonra bütün konu belki onun ailesiyle ilgili olur. Her şey döner dolaşır. Senin annen bunu yaptı, babam bunu söyledi, kardeşlerin niye böyle, sen niye arıyorlar gibi. Ve bir süre sonra eşiniz bunları duymak istemediği için veya içten içe size öfkeleneceği için sizden uzaklaşmaya başlayacak. Siz diyeceksiniz ki ailesinden dolayı böyle oldu. Ben de diyeceğim ki hayır, sen ailesini sürekli bu evliliğin tek konusu haline dönüştürdün. Sürekli evliliğin içinde bunları konuşturdun ve karşıdaki insan senden uzaklaştı. Değiştiremeyebilirsiniz ama belli bir düzeyde ilişkiyi sürdürebilirsiniz. İkinci nokta, bir kişinin ailesinin yaptığı hatalar o kişinin suçu değildir. Siz eşinizin ailesinin yaptığı hatalardan dolayı eşinizi suçlayamazsınız. Sanki o bu hataları o yapmış gibi, sanki onların temsilcisi oymuş gibi, sanki onları eğitmesi gereken oymuş gibi ondan hesap soramazsınız. Bahsettiğiniz insanlar belki 30 yaşında, belki 60 yaşında, belki 70 yaşında. Bu saatten sonra eşinize git onu düzelt, git bunu düzelt, böyle davransınlar, şöyle davransınlar diyemezsiniz. Zaten deseniz de bu tamamen çok da işe yaramayacaktır. Mümkün olduğunca aile konularını kıyaslamadan ve evliliğe çok fazla dahil etmeden sürdürmek gerekiyor. Eşleri birbirinden uzaklaştıran bir diğer nokta, tek bir şeye odaklanıp evliliği veya karı kocalık ilişkisini ihmal etmek. Sadece çocukla bir hayat kurmak. Belki bu bir anne. Ya da sadece işiyle bir ilişki kurmak. İşiyle ilişki kuruyor. Kadın, çocuk, evlilik, aile belki de ikinci planda kalıyor. Bu da olsun bir erkek. Çalışan kadınlar da var elbette. Onlar da çocuğunu, eşini, evliliğini ihmal edebiliyor. Ama küçük bir rol dağılımı olarak çoğunlukla ayırdığımızda erkeklerin daha çok iş hayatında dahil olduğunu söylersek bunu bu şekilde örneklendirebiliriz. Herhangi bir şeyi kendi merkezine koyup evliliğini, ailesini ve eşini ihmal etmek bir süre sonra karı koca arasında uzaklaşmaya dönüşebilir. Kişi işini hayatının merkezine koyuyorsa veya diğer taraftaki kişi evi, çocuğu veya kendi ailesini veya kendi arkadaşlarını veya kendi kişisel hayatını merkezine koyuyorsa karşıdaki kişi yani eşini ihmal edip ona
kendisine soğutabilir. Karı kocalık ilişkisi beraber etkileşim halinde olduğu sürece devam eder. Sen işkolik biri olarak bir süre sonra niye eşimle sorunlarım var diye sitem ettiğin zaman ortadaki sorunu da kendin söylemiş olacaksın. Hayatın merkezine işi koymuşsan tabii ki diğer bütün insanlar ikinci, üçüncü, dördüncü plana düşecektir. Bunun için bir kadının da bir erkeğin de evlilikte merkezinde öncelikle eşi ve evliliği olmalıdır. Tek merkez olmayacaktır ama bu. Merkez önceliğin eşin ve evliliğin, diğer merkezlerin, diğer önceliklerin sıraya göre dizilecektir. Esas aileniz her zaman söylediğim gibi eşiniz ve çocuklarınızdır. Bir diğer tartışma konusu ve aynı zamanda uzaklaştırma nedeni eşitleme, eşitlik saplantısı. İşte kadın erkek eşitliğinden hep bahsedilir. Ama evlilikte kadın erkek eşitliği olmaz. Kadın ve erkeğin eşitliği hukuki eşitliktir. Yaşamsal hak eşitliğidir. Ama her konuda eşit olmaya çalışma saplantısı bir süre sonra en büyük çatışma kaynağıdır. Yani siz şunu diyemezsiniz. Bir erkek hiçbir zaman evlilik yıldönümü kutlanmadığı için kavga çıkarmaz, gürültü çıkarmaz, küsmez, darılmaz, surat yapmaz. Ama bir kadın yapar. Eğer burada eşitlik yaparsak erkek şunu diyebilir. Eşitiz ya, ben istemiyorum. Sen niye istiyorsun ki? Veya sevgililer gününde siz kaç erkeğin sevgililer günü kutlanmadı diye kavga çıkardığını, gürültü çıkardığını, tartışma çıkarıp küstüğünü gördünüz veya duydunuz. Bu muhtemelen çok çok azdır. Ama kadın bunu önemser. Kadın ilişkiyle kendini özdeşleştirdiği için evlilik ve ilişkiyle ilgili yapılan bütün eylemleri kendine yapmamış gibi hissederek olumlu olumsuz olarak anlam çıkarır. İşte bir eşitleme çabası burada en büyük hatalardan biri. Kadının ve erkeğin fiziki olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak birçok farklılığı varken sanki iki tarafta aynı şeyi düşünmek, aynı şeyi hissetmek, aynı şekilde bakmak zorunda gibi bir yanlış eşitleme noktasına gelirsek bir süre sonra bu çatışmalar karı koca arasında uzaklaşmaya neden olur. Kadın ve erkek eşit değildir. İkisi de farklıdır. Birer ayakkabının birer teki gibidir. Biri sağ ayakkabıdır, diğeri sol ayakkabıdır ama ikisi de tek başına bir anlam ifade edemez. Yürüyebilmeleri için ikisinin birlikte olması gerekiyor. Evliliğin de yürüyebilmesi için ikisinin eş olması ama eşit olmaması ve eş olması gerekiyor ki evlilik yürüsün. Evlilik, evlendiğiniz andan itibaren bütün hayatınızı kapının dışına bırakıp içeri girdiğiniz bir alan değildir. Birçok insan böyle zannettiği için kendisi evlendiğinde her şeyi bırakıp o kapıdan içeri girer. Evlendiği kişinin aynısını yapmasını ister. Bu doğru değil. Evlendiğinizde özgürlüğünüzü bırakmıyorsunuz. Evlendiğinizde ailenizi bırakmıyorsunuz. Evlendiğinizde sosyal hayatınızı, arkadaşlarınızı, hobilerinizi bırakmıyorsunuz. Evlilik tek başına veya bir insanla bir ilişki yaşayarak hayat boyu başka hiçbir kaynaktan beslenmeden mutlu olmak çok zordur. Bu sürekli aynı yemeği yemek, sürekli aynı meyveyi yemek ya da sürekli aynı kaynaktan beslenip mutlu olmaya çalışmaktır ve karşıdaki insana da tüketmeye neden olur. Ve bu nedenden dolayı eğer bir eş karşıdaki kişiye özgürlük alanı tanımazsa, kendisine ait bir alan vermezse, onun sosyal hayatına saygı duymazsa, kök ailesiyle ilişkisine saygı duymazsa, hobilerine, arkadaşlık ilişkilerine saygı duymazsa bir süre sonra eşler birbirine res çekmeye başlar. Senin de bir özel alanın olsun, senin de arkadaşların olsun, senin de kök ailenle ilişkin olsun, senin de sosyal yaşamın olsun, eşinin de olsun. Bu herkesin kafasına göre takıldığı anlamına gelmez. İnsanlar zaten belli bir sorumluluğa sahipse, evlilik ağırlığını, evlilik sorununu kaldırabilecek güce sahipse zaten her şeyi aynı anda yürütebilir. Bir insan aynı anda eşini çok sever, bu başka bir kategoridir. Arkadaşını da çok sever, bu başka bir kategoridir. Annesini de çok sever, çocuğunu da çok sever, takımını da çok sever. Yani bir insan aynı anda birçok şeyi sevebilir ama hepsinin kategorisi de yeri farklıdır. Korkmamamız gerekiyor. Eşimizin kendine ait bir alanının olması bizim için bir tehlike değildir. Biz bu tehlikeyle hareket edersek onu izole ederiz. Biz ona bağımlı olduğumuz için onun da bize bağımlı olmasını isteriz ama bir süre sonra o da bizden uzaklaşmaya başlar. İlişkilerde kişiler kendilerini güvende hissetmiyorlarsa genelde kontrol, kıskançlık veya şüpheyle hareket ederler. Her şeyi kontrol etmek isterler. Her şey kendi kontrolünde olsun isterler. Yapılan her şeyden haberdar olmak isterler. Fakat bir süre sonra bu davranışı yapanlar karşıdakini boğmaya başlarlar ve karşıdaki kişi sürekli kendini tedirgin hissetmeye başlar, sürekli karşıdakinin neyi nasıl sorun edeceğini düşünmeye başlar, sürekli her an kavga çıkacakmış, bir şey sorun edecekmiş düşüncesiyle gerginleşmeye başlar ve sizden korkan, sizden dolayı gergin hisseden bir insan
doğal bir şekilde sizi sevemez, size duygularını gösteremez, size sevgi dolu ifade edemez, sizinle esprili bir şekilde sohbet edemez, sizinle kahkaha atamaz. Ve siz şunu fark edersiniz, sizin yanınızda hep sessiz, sakin ve somurtuyor ama arkadaşları içinde şen şakrak. Ailesiyle müthiş bir keyifli zaman geçiriyor. Peki bende sorun ne? Sen sürekli kontrol eden biriysen, sürekli her şeyi didikleyen biriysen, sürekli eksikleri, hataları, yanlışları gündeme taşıyan biriysen ve sürekli kontrol ve bilgiyle ilgili projeksiyonları üzerine yakan biriysen o kişiyi tedirgin edersin, korkutursun, ürkütürsün ve insan korktuğu kişiye karşı doğal duygu gösteremez, samimi duygu gösteremez, içten duygu gösteremez. Kontrol ediyorsan bu asla ve asla sadakat getirmez. Çünkü kontrole gelen sadakat korkunun yarattığı bir sadakattır. Nereye kadar? Kendine güvenene kadar. Korkuyla sadık olan insanlar kendine güvendiklerinde ne yaparsan yap onlar yine bildiğini okur. Eşleri birbirinden uzaklaştıran son nokta ise şu. El iyisi ev kötüsü deriz ya. Elin iyisi evin kötüsü. Bazı insanlar dışarıda mükemmel oynarlar. Eve geldiklerinde başka biri olurlar. Dışarıda kuzu gibilerdir. Eve geldiklerinde kurt gibi olurlar. İşte karşıdaki işte eşinin bu durumunu gördüğünde ondan uzaklaşmaya başlar. Bize çok kötü davranıyor, bize karşı çok saygısız, çok ilgisiz ama dışarıdan müthiş melek gibi algılanıyor. Evlilik dışarıdan melek gibi olmanızla yürüyecek bir mekanizma değildir. Siz o insanlarla evli değilsiniz. En büyük gücünüzü, en büyük emeğinizi, en büyük meleklik özelliğinizi evinizde göstermeniz gerekiyor. Çünkü en çok eşiniz ve çocuğunuz bunu hak ediyor. Dışarıdakilerin vitrine yansıttığınız özelliklere tuttukları alkışlar akşam eve döndüğünüzde biter. Bu kadardır bu. Eş eğer sizin bu tavrınızı fark eder de sırf dışarıdaki insanların takdiri ve onayı için bunu yaptığınızı görürse bir süre sonra sizden soğumaya başlar. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Bugün eşleri birbirinden uzaklaştıran 10 maddeden 10 hatalı davranıştan bahsettim. Bunları son kitabım olan Bensiz Biz Olmaz kitabımda da paylaştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın.